Bu aşağı yukarı bundan biraz daha küçük gördük. 1999'du galiba, 20 sene kadar önce bir Yapı Kredi'ye geldi. Bir ay kadar durdu. Yani yine de küçük görünüyor insana. Yani yanına gittiğimiz zaman aşağı yukarı insan ölçeği diyebiliriz. Böyle güzel küçük bir tablo. Tabii yani şu anda benim gördüğümden biraz daha küçük. Hı. Onu itiraf etmek lazım. Ve herhalde kendine yaptırmıştı. Şundan da ötürü zaten yazışmalar var döneminde. Yani bana iyi portre çizen ressam yollayın diye Venedik'e talepte bulunmuş. Ve tesadüfe bakınız ki onlar da cevap vermişler. Biz sana Gentile Bellini'yi yolluyoruz diye. En iyisi demişler ressamların ama galiba en iyisi değil. En iyisini kendilerine tutmuş olabilirler. Giovanni Bellini biraz daha iyi tanınır. Biraz daha iyi. O sırada en iyi ressam kim o dönemde? Galiba Giovanni. Bu abi kardeşler. Abi kardeşler. Zaten ailece onlar ressam. Onlar baba, ailece. Jacopo da baba zaten tabii çok doğru. Ve öylece de anlaşıldığı kadarıyla en iyi yedekte tutuyorlar. Ya da o zaman en iyi olduğunu düşündüklerini yedekte tutuyorlar. Ama sonra Gentile daha meşhur oldu galiba değil mi? Gentile bizde daha çok meşhur oldu. Her şeye rağmen Giovanni eğer yapılırsa galiba hani uluslararası piyasada bakılırsa Giovanni bir numara galiba. Galiba öyle demek daha doğru olur. Bir yandan tabii ki... Bu erken Rönesans mı oluyor? Erken Rönesans oluyor ve bir miktarda işte Kuzey Rönesansı'nın da mesela Rocher van der Weyden olsun, Hans Memling olsun, onların bize kattığı böyle 3/4 perspektif ki zaten Bizans'ta var, bizim bir yere gitmemize gerek yok. Öbür gözün de görünce şekilde tam profil ya da tam cephe olmayan böyle 3/4 perspektifle yani gayet iyi yansıtan bir görünüm. Gerçekçilik açısından hep konuşulur. İşte artık yaşamanın sonlarına geliyoruz. Benzi sararmış, kendisi avurtları çökmüş vesaire diye. Olabilir, olabilir de pekala. Birebir gördüğünü biliyoruz. Bellini'nin sarayda bulunduğunu 1,5 yıla yakın süre buralarda bulunduğunu biliyoruz. Fakat mesela zaten bunun da enteresan bir şeyi vardır. Burada da Roma rakamlarıyla farkındaysanız görünüyor. Ve hem tarihi net şekilde belirtilmiş hem de 25 Kasım'a kadar, gününe kadar yazmış. O da mesela şöyle bir şeydir. Büyüttüler, teşekkür ederim. Büyüttüler. Benim büyüğünün de resmi var aslında zaten. Şöyle ki burada mesela bir özelliktir bu da. Mesela Kanuni'nin de 43 yaşındaki portresi diye bahsedilir. O özellikle ben çok birebir şahidim anlamına böyle bir detay konu. Burada Sultan Mehmet kaç yaşında? Burada artık vefat etmek üzere. Yani son günleri. Tabii yani son günleri değil ama son ayları diye saymıştım. 50'li yaşlarında yani. Tabii yani ve zaten tadını çıkaramadığını biliyoruz resminde ne yazık ki. Zaten 1479'dur ressamı çağırdığı zaman. 1481'de vefatında evet. Doğrudur değil mi? Yani o yüzden de çok hani artık ilerlemiş yaşı, ilerlemiş hastalığı demek mümkün. Birçok nokta var. Bu noktalarda işte dediğimiz gibi demin siz bahsettiniz üç tane taş diyoruz bir yandan da 7 tane taş görüyoruz burada fark ediyorsunuz. Orada var, yukarıda var. O yüzden de acaba 3 ve 3 olması ve 1 olması da bir yandan da hani kendi içerisinde ikonografide hani ayrı bir katman mı katıyor? Hayır, evet 3 taş var, evet 3 taş var diyerek hani hakimi olduğu krallıklar şeklinde işte Yunanistan deniyor. Zaten Asya deniyor kendine göre ve Bizans'ın da kendisi deniyor yani Yunanistan dediğimiz. Yani burada bir manevi krallık söz konusu değil bunlar arasında. Yoktur herhalde manevi krallık olması gerek. Eğer bir manevi krallık varsa belki şununla bu sınırlamadır. Hı-hı. Yani bir dünya vardır bir de kendi dünyası vardır. Olsa olsa manevi iç dünya ya da sarayın kendisi diye onu söylememiz mümkün olabilir. Peki Topkapı Sarayı'nda böyle bir ark var mı hiçbir yerde? Aslında yok. Yani tam böyle diyebileceğimiz bir şey yok. Ama rahmetli Maria Pia Bedane, kısa zaman önce kaybettiğimiz çok önemli bir Türk tarihi çalışmaları yapan bir hocamızdı Venedik Üniversitesi'nden. O bunun aslında Bab-ı Sade olacağını söylüyor. Yani onu temsil ettiğini söylüyor. Dünyayı, kendi dünyası ve dışarıyı aksettiren iki parça olduğunu söylüyordu. Bunun da aslında o olduğu yolunda. En merkezdeki tacınsa asıl Fatih Sultan Mehmet olduğu. Dolayısıyla da o zaman bu diğer üçün de ondan önceki 6 padişah olduğu şeklinde de bir düşünce var. Bunlar birbirini aslında yok etmiyor. Yani şu üçü beraber görüyorsunuz, bir şey algılıyorsunuz ya da öbür tarafa bakıyorsunuz. Aynı farklı bir sürü sembolü bir arada kullanmış olabilir. Bir de 6 tane padişah hatırlıyorsunuz ondan önce. En bakınız böyle incili vesaireli. O sandık ne isim geliyor oradaki? Efendim? Oradaki sandık gibi şey ne isim geliyor? Yok sandık değil, o bir örtüdür. Örtü mü? Ha pardon. Batı resminde çok rastladığımız bir şey. Böyle altar örtüleri vesaire. Türk halıları hatta. Evet, Türk halıları çok vardır öyle. Çok alıştık. Uşak halıları hatta o resimlerle anılır. Tamamıyla işte Lottoları, Olbanları falan biz oralardan çok tanıdık. Dolayısıyla o türden bir görüntü olarak söylememiz mümkün. Ve
Bu yapıt mutlaka ve mutlaka yani Fatih'in tabii Batı dünyasına merakını, ilgisini çok fazlasıyla gösteriyor. Hayranlığını ve öğrenme tutkusunda yalnız çok şahsi bir yapıt olduğu için sonrasında Osmanlı dünyasına benzerini bırakmıyor. Bırakmıyor. Yani tek örnek. Aristokrat da yok Osmanlı'da. Yani bundan özenip ben de yapayım diyen de vezirleri yok. Biz de yapalım. Bir de araya son derece Sofuoğlu giriyor. Tabii yani tabii zaten araya gireni hiç karıştırmayalım. Ondan sonrasında da anlaşıldığı kadarıyla diğer göreceğimiz portreler çok büyük ölçüde başkalarının merakından ötürü. Yani doğu merakından ötürü işte bazen propaganda bazen de kötü propaganda. Hani birazcık da hani alay etme amaçlı da olabiliyor ya da sıradanlaştırma amaçlı da olabiliyor. O türden portre olarak karşımıza çıkıyor desek tahmin ediyorum çok yanlış bir şey söylemiş olmayız.